Evet. Herkese selam. Başka bir türle karşınızdayım. Çok güzel bir örnek değil ama bakın şurada da tamamen çürümüş olanı var. Bu da iyi bilinen türlerden. Şöyle alalım. Evet. Mantarımız ülke genelinde Tirmit mantarı veya geyik sütü mantarı olarak biliniyor. Görüldüğü gibi kahverengi bir mantar ama bu orijinal formunu yitirmiş, yaşlanmış bir tür. Sütlü mantarların en bol sütlüsü diyebiliriz. Türümüz Lactiflus volemus, eski ismiyle Lactarius volemus. Yine Lactiflus veya Lactarius sütlü, lateks üreten, lateksin akmasına izin veren anlamları taşıyor. Volemus ise avuç içi büyüklüğü kadar armut demek. Böyle ilginç bir manası var. Şöyle hemen sütünü test edelim. Bakalım ne kadar sütü kalmış. Evet, gördüğünüz gibi damla damla akacak kadar yaşlı bile olsa gördüğünüz gibi sütü akıyor. Yine aynı şekilde Lactarius preparatus'la kardeş bir mantar. Yine geniş yapraklı meşe, kayın, gürgen ormanlarında bulunur. Yaz mantarıdır. Yani Haziran, Ağustos arası bulunabilen bir türdür. Bol sütlü bir mantardır. 6-15 santim şapka çapına ulaşabilir. Kahverengi, açık kahve, şapka üstü, kahvemsi bir sapı vardır. Lameller ise daha açık, krem, hafif sütlü kahve tonlarındadır. Bunun tadına biz ne yapıyoruz? Bunun tadına bakmıyoruz, bunu resmen yiyoruz. Evet. Çocukluğumun mantarlarından bir tanesidir. Böyle çiğ tadında balıkımsı bir tad alırsınız. Ben bu mantarı sadece çiğ yerim. Böyle bir tane bulurum, bir parçasını yerim, bırakırım. Piştiği zaman bu mantar salyalanıyor. Hiç de hoş bir tadı olmuyor. Ama çocukluğumuzda ormanlarda dolaşırken bu mantardan bulup yerdik. İşte 43 yıl öncesine taşıyan türlerden bir tanesi. Lactarius preparatus'la aynı ortamlarda olur, aynı zamanlar çıkar. Biri o kadar çok acıdır ki, bu da sanki o çok acıysa ben de bu kadar tatlıyım dercesine çiğ bile yenilebilecek sütlü mantarlardan tek olan, hiç acılı olmayan, lezzetli, hoş bir mantardır. Bunu armut olayın acaba şu sapıyla alakalı mı düşünmüşler, şapka üstüyle alakalı mı bilemiyorum. Bilimsel isimler bazen şaşırtıcı olabiliyor. Biraz yaşlanmış bir örnek. Eğer bulabilirsem daha tazelerini ekleyeceğim. Yine Rusulasiye ailesinden, yani sütsüz bir grup olan, dünyada bine yakın türü olan Rusula cinsinin içine de alınan Rusulasiye ailesinden bir mantar. Dediğim gibi Lactarius'ların kendilerine ait bir ailesi yoktur. Rusulasiye ailesine bağlı üyelerdir. Bakın zaten neyi olduğunda şöyle gördüğünüz gibi tebeşir gibi kırılma mantığı bu mantarlarda da aynen vardır. Sadece süt farkı vardır. Hatta bazılarının aroması, kokusu bile birbirine çok benzer. Rusula delikayı haşlayın, Lactarius preparatus haşlayın, kokularının hemen hemen aynı olduğunu fark edebilirsiniz. Güzel bir mantardır. Dediğim gibi ama böyle toplanıp yenilecek, bana göre pişirilecek mantar değil. Bir tane bulup koklayıp tadına bakmak son derece keyif verici. Başka söyleyeceğim. Şimdilik bir şey yok. Daha güzel bir örnek bulursam ekleyeceğim. Evet. Geyik mantarından, Tirmit'ten taze örnek bulunca videoma ekleyeceğimi söylemiştim. Şöyle bir daha biraz daha bakalım. Biraz daha güzel örnekler. Ağzımızın acılığını da atarız belki bu vesileyle. Şöyle bir hemen bir
Test yapalım. Gördüğünüz gibi süt akmıyor, fışkırıyor resmen. Bunu yiyeceğim. Evet, daha orijinal bir hali. Şöyle köke doğru daha koyu kahverengi olan, çok şükür yutuyoruz bunu en azından, olan köke doğru incelen bir sapı var. Sık lamelli. Lameller sapta biter. Üstü de tam bu renktir. Bu daha koyu renklerde olabiliyor. Şapka kenarları her zaman içe doğru kıvrıktır. En geniş, en büyük açtığında da tamamen düzleşir. Çok nadiren dışa doğru açabilir. Çok nadiren. Şöyle gördüğünüz gibi kurtlanabiliyor. Evet, bu kurtlanmış ama sapı kurtlu. Bakalım içine. Evet, süt gördüğünüz gibi şöyle resmen fışkırıyor bundan süt. Böylelikle Lactiflus volemus videomuzu da sonlandırmış oluyorum. Bir sonraki mantarda görüşmek üzere.